Deccali, akıllara durgunluk veren inanılmaz hayat hikayesi. İnsanları öldürüp dirilttiğini iddia eden bir zalim. Benet İsrail'in yeryüzündeki en şerli ve son temsilcisi. İnsanlığın en çetin ve en zor sınavı. Mesihi, Deccal. Hazreti Adem'in yaratılışından itibaren kıyamete kadar geçen süre içerisinde Deccal'den daha büyük bir fitne yaratılmamıştır. Deccal'in şerri öylesine büyüktür ki, Peygamberimizin bildirdiğine göre o çıktığında insanlar onun şerrinden kurtulmak için dağlara kaçmak zorunda kalacaklardır. Deccal Yahudidir. İcraatı ve iddiası dikkate alındığında onun bir Yahudi oluşu insana hiç de şaşırtıcı gelmez. Yahudiler de zaten bunu ömünülecek bir davranış olarak görürler. Ebu Suud tefsirinde anlatıldığına göre bir gün Yahudiler Resulullah'a gelmiş, "Bizim Tevrat'ta zikredilen sahibimiz sen değilsin. Davud'un oğlu Mesih'tir. Yani sizin Deccal dediğiniz. O ahir zamanda çıkacak, bütün dünyaya hakim olacak. Artık mülk ve saltanat da bize geçecek." demişlerdir. Cenab-ı Hak da bunun üzerine Mü'min suresinin 56. ayetini göndermiştir. Kendilerine gelen hiçbir delil olmadığı halde, Allah'ın ayetleriyle mücadele edenler, hak dini söndürmek gibi asla erişemeyecekleri büyük bir hevesi gönüllerinde taşıyorlar. "Sen Allah'a sığın. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir. Her şeyi hakkıyla görür." Cenab-ı Hak, insanı dünyaya imtihan için göndermiştir. Bu imtihanların en çetinlerinden biri, ahir zaman hadiseleri arasında önemli bir yer tutan Deccal fitnesidir. Deccal, aldatıcı ve inkarcı, dehşetli fitne dolaplarını döndüren bir kimsedir. Fitnesinin en dehşetli tarafı, dinsizliğe dayalı bir sistem kurup insanları imansız yaparak hem dünya hem de ebedi hayatlarını mahvetmeye çalışmasıdır. O ateizme, ahlaksızlığa, yalana dayanan saltanatını tek başına değil, kendisine gönül veren komitesiyle, temsil ettiği kafirane ve münafıkane sistemiyle birlikte yürütür. Deccal'in bir diğer ismi de Mesih'tir. Mesih kelimesinin 50 tane manası vardır. Bunların içinde doğru söyleyen ile saptıran yalancı gibi birbirinin zıddı manalar da vardır. Cenab-ı Hak iki tane Mesih yaratmıştır ki biri diğerinin zıddıdır. Mesih İsa, doğru söyleyen ve insanlara doğru yolu gösterendir. Mesih Deccal, insanlık için yaratılmış en büyük fitnelerden birisi olup çok yalan söyleyen ve insanları saptırandır. Ona Mesih denme sebebi, iki gözünden birinin silik olması ve yeryüzünün tamamını 40 günde dolaşarak ayak basmadık bir yer bırakmayacak olmasındandır. Bu fitne ile ilgili Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisi şerifler şöyledir. Abdullah İbni Ömer şöyle dedi: "Resulullah insanlar içerisinde ayağa kalktı ve Cenab-ı Hakk'ı layık olduğu sıfatlarla övdü ve sonra Deccal'i zikredip şöyle buyurdu: Ben sizi onun şerrinden sakındırıyorum. Nebilerin hepsi kavmini Deccal'in şerrinden korkutup sakındırmıştır. Yemin olsun Nuh Dad kendi kavmini Deccal'den sakındırmıştır. Ancak ben size hiçbir nebinin söylemediği bir şey söyleyeceğim. İyi bilin ki Deccal şaşıdır. Allah ise şaşı değildir. Muhakkak ki onun iki gözünün arasında kafir yazılıdır. Onun amelini kerih görüp sevmeyen herkes o yazıyı okur. Yahut her mümin o yazıyı okur. Bundan sonra şunu kesin olarak bilin ki, sizden hiç kimse ölünceye kadar aziz ve celil olan Rabbini göremeyecektir." Resulullah Efendimiz, Deccal'i rüyasında görmüş ve bize şöyle vasfetmiştir: "Sonra bana bir adam gösterildi. Saçları kıvırcık, sağ gözü şaşı, diğeri içi çıkarılmış üzüm tanesi gibiydi. Ben bu kim?" diye sordum. Bana, "O Deccal'dir" denildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Rumlar, amik yahut dabıka ininceye kadar kıyamet kopmaz. O gün onların karşısına yeryüzü ahalisinin hayırlılarından bir ordu çıkar. Saf saf dizildikleri vakit, Rumlar, bizimle bizden esir alanların arasını boşaltın da onlarla savaşalım," derler. Müslümanlar, "Hayır, Allah'a yemin olsun ki sizinle kardeşlerimizin arasını asla boşaltmayız," derler. Bunun üzerine onlarla savaşırlar. Müslümanların üçte biri hezimete uğrar ki Allah onların tövbesini kabul etmez. Üçte biri öldürülür ki onlar Allah katında şehitlerin en faziletlisidir.
Kalan üçte biri de fethe devam eder. Onlar asla fitneye düşmezler. İstanbul'u fethederler. Onlar ganimetleri taksim ederken, kılıçlarını zeytin ağacına asmışlardır. Bu arada onların içinde şeytan. Deccal sizin ailelerinizin arasında çıktı, diye sayha atar. Bu haber yalan olduğu halde çıkarlar. Onlar, Şam'a geldikleri vakit Deccal çıkar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden kim Deccal'e yetişirse, ona Kehf suresinin ilk ayetlerini okusun. Deccal, Şam ile Irak arasında bir mevkide çıkar. Sağa gider ifsat eder, sola gider ifsat eder. Ey Allah'ın kulları! Sebat edin! Biz, ey Allah'ın Resulü! Deccal, yeryüzünde ne kadar kalır diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 40 gün kalır. Birinci günü bir sene gibi, ikinci günü bir ay gibi, üçüncü günü cumadan diğer cumaya kadar. Diğer günleri sizin günleriniz gibidir. Biz, ya Resulullah, o bir senelik günde bir günün namazı kâfi gelir mi diye sorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hayır, siz o bir senelik gün için namaz vakitlerini ölçerek tayin ediniz. Biz, ya Resulullah, Deccal'in yeryüzündeki hızı ne kadardır diye sorduk. Efendimiz şöyle buyurdu. Rüzgarın yönlendirdiği yağmur gibidir. Deccal bir kavme gelir, onları davet eder. Onlar da davetine icabet edip ona iman ederler. Bunun üzerine Deccal semaya emreder, onlara yağmur yağdırır. Yere emreder, onlara nebatat bitirir. O kavmin otluğa çıkmış hayvanları akşam olunca zirveleri en yüksek, böğürleri daha geniş ve memeleri sütten dopdolu olarak dönerler. Sonra Deccal başka bir kavme gelir, onları davet eder. Onlar Deccal'i reddedip iman etmezler. Deccal onları bırakıp gider. O kavim kuraklığa ve kıtlığa uğramış olarak sabahlar, malları ellerinden gider. Deccal bir harabeye uğrar ve hazinelerini çıkar der. Bunun üzerine o harabenin hazineleri, arıların arıbeyinin arkasından takip etmesi gibi onu takip ederler. Sonra Deccal, gençlik dolu bir adamı çağırır ve onu kılıçla vurup iki parçaya ayırır. Her bir parçayı ok atımı mesafesinde uzaklaştırır. Sonra onu çağırır. O genç güler halde yüzü parlayarak gelir. Deccal bu şekildeyken Allah Azze ve Celle Meryem oğlu İsa'yı gönderir. İsa aleyhisselam, Dimeşk'in doğusunda Beyaz Minare denilen mevkide her dile boyanmış iki parça elbise içinde, ellerini iki meleğin kanatlarına koymuş bir halde yeryüzüne iner. Başını öne eğse su damlatır. Yukarı kaldırsa inci tanesi gibi su bulunur. İsa'nın nefesinin rüzgarını hisseden hiçbir kafir yaşayamaz. Onun nefesinin rüzgarı göz alabildiğincedir. İsa aleyhisselam, Deccal'i arar. Nihayet ona Lüt kapısında yetişir ve onu öldürür. Sonra Meryem oğlu İsa aleyhisselama, Cenab-ı Hakk'ın, Deccal'den korunduğu bir kavim gelir. İsa aleyhisselam, onların yüzünü sıvazlar ve cennetteki derecelerini onlara söyler. Onlar, bu durumdayken Allah Azze ve Celle, İsa aleyhisselama, bana ait bir takım kullar çıkardım ki onlarla savaşmaya kimsenin kudreti yoktur. Sen kullarımı Tur Dağı'nda muhafaza et diye vahyeder. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Yecüc ve Mecüc kavmini gönderir. Onlar her tepeden Sırat'ta inerler. Onların ilkleri Taberiye Gölü'ne uğrar ve içmeye başlarlar. Onların sonları göle uğradıklarında. Andolsun ki, bir zamanlar burada su vardı, derler. Allah'ın nebisi İsa aleyhisselam ve ashabı, Tur Dağı'nda mahsur kalırlar. O zaman onlardan birinin yiyecek olarak bir sığır başı olması, sizden birinin şu anda 100 dinarı olmasından iyidir. Sonra Allah'ın nebisi İsa aleyhisselam ve ashabı, Allah'a dua ederler. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Yecüc ve Mecüc kavminin boyunlarına Negaf denilen kurtlardan gönderir. Hepsi de tek bir kişinin ölmesi gibi ölü olarak sabahlarlar. Sonra İsa aleyhisselam ve ashabı yeryüzüne inerler. Yeryüzünde onların cesetlerinden ve pis kokularından dolmamış bir karış dahi yer bulamazlar. Sonra İsa aleyhisselam ve ashabı yine Allah'a dua ederler. Allah Azze ve Celle develerin boyunlarına benzeyen kuşlar gönderir. Kuşlar onların cesetlerini Allah'ın dilediği bir yere taşırlar. Sonra Allah Azze ve Celle bir yağmur gönderir. Balçıktan ve kıldan yapılan hiçbir ev kalmaz. Hepsi dümdüz olur. O yağmur yeryüzünü yıkar. Hatta ayna gibi yapar.
Sonra yeryüzüne, meyvelerini, nebatatını bitir, bereketlerini getir denilir. O vakit bir topluluk tek bir nar meyvesinden yerler ve onun kabuğunda gölgelenirler. Sütler de bereketlenir. Sağmal bir devenin sütünden büyük bir kalabalık içer. Sağmal bir ineğin sütünden bir kabile içer. Sağmal bir koyunun sütünden bir oymak içer. Onlar bu şekildeyken Cenab-ı Hak tatlı bir rüzgar gönderir ve rüzgar onların koltuk altlarından girer. Her mümin de Müslümanın ruhunu kabzeder ve insanların en şerlileri kalır. Onlar eşeklerin ilişkiye girmesi gibi insanların gözü önünde ilişkiye girerler. Kıyamet bu asi ve azgın milletin üzerine kopacaktır. Rabbim bizleri Deccal ve onun avanesinden korusun. Beğenip paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.